Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reis'i, kendi hükümetinde dış siyasetin nükleer anlaşma ile sınırlı olmayacağını söyledi. İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Reis'i, başkent Tahran'da yerli ve yabancı gazetecilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında iç ve dış siyasetle ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya hayır cevabını veren Reis'i, Biden neden önceki hükümetlerin taahhütlerine uymuyor, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ciddi önerim taahhütlerine dönmesi ve yaptırımları kaldırmasıdır, diye konuştu. Halkın geçim sıkıntısı ve iş imkanlarının artırılmasının iç siyasetteki öncelikleri olacağını dile getiren Reis'i, dünya artık yeni koşullarla karşı karşıyadır. Son seçimle birlikte İran'da şartlar değişmiştir. Maksimum baskı politikası başarılı olamamıştır. Bu siyaseti yeniden gözden geçirmeleri ve bundan dönmeleri gerekiyor. Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile başlamayacak ve nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak, ifadelerini kullandı. Reis'i, Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ve Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine uymadığını belirterek, çıkarlarını temin eden her müzakereye destek vereceklerini söyledi. Viyana'daki müzakere heyetinin gelişmelerle ilgili kendisine rapor sunduğunu aktaran Reis'i, dış siyaset ekibiyle bunları değerlendirdiğini belirtti. İran'ın yeni cumhurbaşkanı, komşularla ilişkiler hükümetimizin öncelikleri arasında olacaktır. Suudi Arabistan ile ilişkilerin kurulmasında ve büyükelçiliklerin açılmasında bizce hiçbir engel yoktur, diye konuştu. Cuma günü yapılan seçimde, sandığa gitme oranı %48,8 ile İran devriminden bu yana en düşük seviyede kalsa da, halkın seçimlere gösterdiği katılımla dünyaya mesaj verdiğini, ileri süren Reis'i, halk tek kelime ile adalet istiyor. Yolsuzluklar ile mücadele ve ekonomideki kötü durumun değişmesini istiyor, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.